hem Bursa tekstilinin hem de Türk tekstilinin dünya pazarındaki hem bilinirliğini hem de gücünü devam ettirmek, sürdürülebilir kılmak adına Bursa'mızda bu fuarı başlattık. Şükürler olsun 8. fuarımızda gerçekten kendi alanında dünyada sayılı fuarlardan biri konumuna geldi. Ben bu anlamda özellikle bu fuar için gece gündüz çalışan fuar komitemize çok teşekkür ediyorum. Artık Bursa trendlerin, modanın belirlendiği bir merkez konumunu güçlendiriyor. Bu çok önemli. Ve Küresel Fuar Ajantası şirketimiz ve Bursa Ticaret Sanayi Odası, Uludağ İhracatçılar Birliği hep beraber düzenlemiş olduğumuz alım heyetleriyle bugün gerçekten Bursa'da sadece bizim tarafımızdan getirilen 500 alıcı var. Bir de tabii ki 8. fuar olması hasebiyle de bu fuara ciddi anlamda geçmiş yıllardan katılan ve bugün de aramızda olan çok ciddi yabancı ziyaretçimiz söz konusu. Tabii bu fuarların bir özelliği, biz Bursa Ticaret Sanayi Odası olarak 8 yıldır, 9 yıldır aynı şeyi ifade ediyoruz. Bursa, fuar ve kongre turizminde Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu fuarımız aslında küresel çok büyük ve çok başarılı fuar şirketlerinin yaptığı bir stratejiyle kurgulandı. Asla amaç fuar için fuar yapmak değil, firmalar için fuar yapmak oldu. Bursa özelinde aslında bizim DNA'mıza kodlanmış, kültürümüzde olan bir tekstil geçmişimiz var. Ve tekstil endüstrisi Bursa'da öyle bir konumlanmış ki tedarik zincirinin aslında bütün steplerinin üretildiği bir şehir olmuş burası. Bu pandemi dönemi bize çok şey öğretti. Ve bir kere daha dünyaya da gösterdi ki Türkiye tekstil sektörü ve Bursa inanılmaz hızlı karar veren ve çabuk aksiyon alan bir sektör. Burada sürdürülebilirlik, işte yeşil dönüşüm, dijitalizasyon gerçekten çabuk adım atılması gereken konulardı. Ve ben şahsen bu kadar hızlı aksiyon alındığına hem şaşırıyorum hem de bunu yaparken ne kaliteden ne tasarımdan feragat ettik. Bursa uzun geçmişe sahip bir tekstil kenti. Yüzyıllara dayanan bir tarihi geçmişi olan bir şehir tekstilde. Tabii bununla beraber Bursa'da ciddi kurumlar, kuruluşlar var. Bunların dünyanın değişik yerlerde ticaret yapmaları, ticaret alanları ve iş alanlarının olduğunu biliyoruz. Bu desturla yola çıktığımızda yaklaşık 6 yıl önce böyle bir şehirde biz bir fuar yapalım mantığı gelişti. Tabii geçmişte de hiç yapılmaması bir dezavantajdı. Fakat Bursa firmalarının uluslararası fuarlarda ciddi anlamda yer aldıklarını ve önemli aktör olduklarını biliyorduk. Onun için biz de Bursa'da yerinde, üretim şehrinde bir fuar yapma fikri oluştu. İlkini 50 firmayla gibi bir fuar yaptık. Sadece 2 oyumuz vardı. Biz fuarı büyütebiliriz. Ben inanıyorum fuara. Bir komite oluşturalım. Hem katılımcı firmalarımızı hem de ziyaretçi firmalarımızı bu komite çerçevesinde seçelim dedik ve o günden beri bir çalışmaya başladık. Şimdi 8.sine geldik. İnanın bu fuarda yerdeki halının renginden işte tavana asılacak ampulüne kadar her şeyi konuşuyoruz. Sadece gelecek müşterileri, katılacakları vesaire her şeyi konuşuyoruz. En ince detayına kadar fuarı her geçen gün biraz daha mükemmelleştirmek için her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Şimdi Bursalı firmalarımız gerçekten tekstil sektöründe büyük bir paya sahipler. Her seviyede oyuncunun olduğu, ürün gamı olarak birçok alanda servis verebilen Bursa, ancak fuarcılık konusunda bugüne kadar hep fuarların İstanbul'da olması, farklı şehirlerde düzenlenmesiyle burada tam olarak boy gösteremedi. Çünkü malum dışarıdaki fuarlarda da belli bir adette standa izin veriliyor vesaire. Ama Bursa'mız bundan büyük, çok daha büyük. Dolayısıyla esas ihtiyaç biz neden Bursa'yı burada markalaştırmıyoruz? Çünkü baktığımızda dünya markalarının belli kalemlerde ana tedarikçisi Bursa. Aslında İstanbul değil kumaşçılıkta. İpek yolunun üzerinde olan Bursa, ipeğin doğduğu yer, bütün yayıldığı yer Bursa. Yani biz bunun burada olmasını istedik tekstilciler olarak. Sağ olsun kurum ve kuruluşlarımız bu konuyla ilgili ciddi çalışmalarda bulundular. Fuara 8. kez katılıyoruz. Biz de başından beri katılacağız. Güzel bir fuar, günden güne gelişen bir fuar. Yurt dışından da, yurt içinden de yoğun bir talep alıyoruz. Bursa'daki firmaların katılımcı olarak çok yoğun istekleri var. Biz de bu fuarda karşılayamıyoruz artık. Ben aynı zamanda fuar komitesindeyim. Bundan sonraki fuarı Bursa Fuarları alanında yapmayı düşünüyoruz, KFA bünyesinde. Orada inşallah daha güzel,
daha büyük bir fuar yapacağız. Fuarımız ilk günden beri sizin de söylediğiniz gibi gelişmekte. Bu fuar sayesinde birçok yeni müşteriyle çalışma fırsatı da bulduk tabii. Üreticilerin daha çok katılım yaptığı bir fuar burası. Yurt dışından ve yurt içinden birçok alıcı gelmekte fuarımıza. Biz de bu fuardan memnunuz. Tabii bunu yaparken de ilk dönemlerde gerçekten firmaları ikna etmek, böyle bir fuarın yapılmasına olanak sağlamak için ciddi bir gayret sarf ettik. Ama sağ olsunlar Bursa firmaları bizim bu projemize, bu fikrimize sahip çıktılar. Ve bugün geldiğimiz noktada da gerçekten şehrimize ve ülkemize ciddi bir değer katan bir fuar konseptini oluşturduk. Ve bu hayalle başlayan, acaba tutar mı, tutmaz mı, olur mu, olmaz mı denen şov, Bursa'daki katılımcı firmaların da tabii ki başından beri desteğiyle bugünlere kadar geldi. Şimdi tutar mı, tutmaz mı denen şovun bugün bu fuarda özellikle artık İtalya'dan, İspanya'dan, Avrupa Birliği'nin önemli ülkelerinden ciddi alıcıları ağırladığını görüyoruz. Bu insanların aylar önceden bizlere firmamıza fuar yapılıyor değil mi, bir aksaklık yok, her şey yolunda, geliyoruz dediklerini görüyoruz. Dünyada birçok uluslararası fuar var. Yani Paris'te, Münih'te vesaire, Çin'de vesaire. Bizim fuarımız dünyada tek. Şu açıdan tek, sadece üreticilerin katıldığı bir fuar burası. Yani buraya geldiği zaman alıcı firmalar üreticilerle birebir muhatap oluyor. Ürünü en başlangıç noktasına alma şansına sahip oldu. Dolayısıyla bu açıdan son derece değerli bir fuar ve buradan sonraki katılımcıların kriterinde de bu bizim için son derece önemli. Yani burası bir üretici fuarı. Zaten şu ana kadarki gücümüz oradan kaynaklanıyor. Biz üretimin verdiği gücü burada kullandık ve bunu da müşterimize sunduk. O sayede de bu aşamaya geldik. Fuarımız tanındı çok şükür. Dünyanın her tarafından marka firmalar geliyor, fuarımızı tercih ediyorlar. İmalatçı katılımcıların olması tabii ki tercih sebebi oluyor gelenler için de. Bizim fuarımıza katılan firmaların %98'i aşağı yukarı imalatçı firma. Hatta dünyada herhalde böyle bir fuar yok. Yani tekstil sektöründe biz tekiz diyebiliriz bu konuda. Fuara gelen misafirlerimiz birçok elemasyondan geçiyor. Daha çok alıcı firmalar, yerinde alıcı firmalar tespit ediliyor. Bölgesel olarak pazarları çok iyi bilen bir ekibimiz var. Herkes kendi bildiğiyle alakalı fuarları davet edip onların gelmesini, Bursa'mızın daha çok sektöre yön vermesini sağlıyor. Tabii fuarı yola çıktığımızda alım heyetinin, özellikle Urgu üzerinden yaptığımız alım heyetlerinin çok büyük katkısı oldu. Ben bu konuda Ticaret Bakanlığımızın öncülüğünde bakanlığımıza ve Bursa Ticaret Sanayi Odası'nın Urge uzmanları başta olmak üzere emeği geçen bütün arkadaşlara sektör temsilcisi olarak da özellikle teşekkür etmek istiyorum. Tabi Urge firmalarıyla beraber, Urgelerle beraber alım heyetlerinin kalitesi tek tek irdeleyerek, ciddi anlamda bir süzgeçten geçirerek gerçekten bu işi burada da katkı koyacak alıcıların gelmesi de önemli. Bugün geldiğimiz noktada dünyanın en büyük sektördeki alıcıları, aktörleri, özellikle Zara olsun, Hugo Boss olsun, Armani gibi firmaların, alıcılarının burada olması, bu ne kadar güzel bir iş yaptığımızın bir göstergesi diye düşünüyorum. Komitenin burada çok titiz bir çalışması var. Öncelikle biz burada kamunun parasını kullanıyoruz. Yani hem katılımcıların stand parasını hem de kamunun parasını kullanıyoruz. Dolayısıyla son kuruşuna kadar kamunun parasını doğru yere harcanması gerekiyor. Müthiş titiz bir çalışmayla gelecek her firmanın, yurt dışına gelecek her firmanın buraya katkı sağlayacak firma olmasına özen gösteriyoruz. Bursa'daki üretici firmalardan ürün alacak ve ihracatını artıracak firma olmasına dikkat ediyoruz. Tabii yeni yere geçince bunu daha da fazla yapmamız gerekecek. Şu anda elimizde bir portföyümüz var, o portföyü daha da genişleteceğiz. Güney Amerika'dan Uzak Doğu'ya kadar çeşitli kategorilerde firmaları getirmeyi planlıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada 130 küsur firmamız var şu anda. Tamamı imalatçı olması da önemli bir ayrıntı. Ve sırada bekleyen yaklaşık 150 civarında da bir firmamız var fuara katılmak isteyen. Bununla beraber sadece Bursa değil, uluslararası firmaların da, yurt dışından katılmak isteyen firmaların da talepleri var. İstanbul'dan ve Bursa'dan şu anda katılımcı firmalar var. Yine farklı şehirlerdeki üreticilerin de şu anda fuarımıza katılmalarıyla ilgili ciddi talepleri var. İnşallah önümüzdeki fuarı Bursa Fuar Merkezi'ne taşıdığımız zaman, biraz olarak mekansal olarak da genişlediğimiz zaman firmaların kendilerini daha iyi tanıtabileceği, ürünleri daha iyi sergileyebileceği alanları da kendilerine tahsis etmemizle beraber fuarımız ayrı bir atmosfere bürünecek. İnşallah firmalarımıza ve ülkemize ciddi anlamda katkı sunacağına ben inanıyorum. Zaten başkanımız da müjdesini verdi.
ilerleyen dönemde daha rahat edilecek, daha geniş bir yerde yapılacak. Eminim o bile yetmeyecektir. Çünkü şu anda benim duyduğum sadece Bursa'dan değil, Bursa dışından da katılmak isteyen çok firma var buraya. Alım heyeti bu fuarın çok başarılı olmasında gerçekten bizi desteklediği bir alan. Fuarın gidenlerin birçok masrafıyla alakalı destekleniyor olması fuarın gidişatına yön verdi gerçekten. O yüzden karar vericilerin fuarı desteklemesinden çok mutluyuz bu açıdan. Şimdi geçmişe baktığımız zaman çok iyi yerlere geldik. Yani geçmişe bakınca zaten nereye gideceğini de görebiliyoruz fuarımızı. Bursa firmaları sahip çıkarsa fuarımıza çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Yani biz bunu büyüyüp birleşmekten ziyade birleşip büyümeyi tercih ediyoruz. Yani biz bu fuarda birleşiyoruz ve o şekilde büyüyoruz. İnanın bu fuarda ilk defa ihracata başlayan firmalar var. Her zaman gelirler sağ olsunlar. Memnuniyetlerini ve şükranlarını dile getiriyorlar. Çünkü biz Bursa'ya yeni ihracatçılar kazandırmaya çalışıyoruz. Az ihracat olan firmalarımızı daha da arttırmasına çalışıyoruz. Yani her zaman söylediğimiz gibi Bursa büyürse Türkiye büyür.